Teknik Kariyer kanalında yeni bir projeyle de karşınızdayım. Bu projede aracıma yapmış olduğum Arduino tabanlı parmak iziyle motor bloke sisteminden bahsedeceğim. Bu projede nasıl bir işlem yaptım, hangi bağlantıları yaptım, kesme biçme oldu mu ve Arduino kodları neler? Bunlarla ilgili her türlü bilgiyi bu videoda bulabileceksiniz. Hiç vakit kaybetmeden ben işlemlerime başlıyorum. Şimdi öncelikle benim aracımın hali hazırdaki altyapısında zaten motor bloke sistemi mevcut. Nasıl oluyor bu? Hemen çok kısaca göstereyim. Şuradaki kod bölümünden eğer herhangi bir şifre girersem aracım otomatik olarak motoru bloke ediyor ve çalıştıramıyorsunuz. Şimdi ben buradaki kod haricinde ekstra yapmış olduğum sistemlerden biri de parmak iziyle motor bloke. Arduino tabanlı tasarlamış olduğum bir devre ile parmak izinden eğer veri gelirse bir çıkış sağlayarak bu çıkış 12 voltluk bir çıkışla benim OBC'mdeki beyaz soket pin 1'e veya işte EVS beynindeki siyah yeşil kabloya direkt 12 volt vererek motoru bloke ettirebiliyorsunuz. Tabii ki bu çıkış 12 voltla aracın yakıt pompasını, marş sistemini veya farklı bir sistemi tetikleyerek de kendi bloke sisteminizi oluşturabilirsiniz. Benim aynı zamanda yapmış olduğum anakarttaki üzerindeki düğme ile parmak izlerini ekleyebiliyorsunuz ve silebiliyorsunuz. İşte belli bir süre basarak deletleme, belli bir süre basarak da tanıtma işlemini yaparak işlemimiz gerçekleştirilebiliyor. Tabii ki bizim buradaki işlemlerimizde modülü sürekli açmamız, kapatmamız, yani yerine ulaşmamız zor olabilir. Ben buradaki NextNM ekranla da modülün haberleşmesini sağlayarak ayar moduna ve ayarları silme moduna girme işlemini gerçekleştirdim. Kodlarla ilgili paylaşımı video açıklamalar kısmına ekliyorum. Video açıklamalar kısmından Instagram adresime ulaşarak ilgili gönderinin altından Arduino koduna da ulaşabilirsiniz. Şimdi sistem nasıl çalışıyor? Hemen ona bakalım. Şimdi ben bunu bir kez dokunduğum zaman parmak izine, bakın hemen ışığı pembe şekliyle yanıyor. Tekrar bunu dokunursam artık motor blokem aktif edildi. Bu sistem, yani bu parmak izini kullanmamın sebebi de şu: R502A modeli. Ben bununla ilgili ayrı bir video zaten ekledim video açıklamalar kısmına ve kanalımda zaten bununla ilgili tanıtıcı bir video var. Ben bunun kullanımı ile ilgili, yani tanıtması ile ilgili inceleme videosunu yapmış bulunmaktayım. Bu modül R502A fingerprint parmak izi modülü, parmak izi sensörü daha doğrusu, Arduino'nun tüm kütüphaneleriyle de uyumlu. Adafruit Fingerprint Library'i indirirseniz üzerindeki LED'i ve bazı kaydetme, silme işlemlerini çok rahatlıkla kütüphane üzerinden yapabiliyorsunuz. Ben de zaten farklı bir sistem kullanmadım. Motorun blok edildiği zaman alarm bölümüne koyduğum bir LED'le de benim motorum blokelendiğini buradaki LED'den anlıyorum. Bu zaten benim arabamın alarm LED'i. İçerisinde iki tane daha ekstra boş yuva vardı. Buraya kendim ekstradan LED lehimleyerek, hattı çekerek buradaki bloke hattına paralel bağlayarak buradaki LED'in motor blokelendiği zaman yanmasını sağlıyorum. Tekrar söndürelim. Evet, gördüğünüz gibi LED'imiz söndü. Buradaki ışığımız da söndü. Tekrar yakıyorum. Evet, pembe şekliyle flash yapıyor. Tekrar dokunuyorum ve bu şekilde bunu dokunuyoruz veya çalışıyoruz. Mesela şu parmağım okumuyor. Yani kaydetmedim. Evet, zilimin sesini duyuyorsunuz. Reddetti. Bu kırmızı ışık yanar ya sönerken motor blokelidir arkadaşlar. Buradaki LED'imiz yanarken giren şekilde motor blokeli. Düğmeye uzun basarak aracımı start vermeye çalışıyorum. Evet, gördüğünüz gibi aracım çalışmadı. Tekrar stop ediyorum aracımı. Şu an kontak kapandı. Her şey sönüyor otomatik olarak. Tekrar kontağımı açıyorum. Ve motor bloke hemen aktif oluyor. Buradaki ışığım da yanıyor. Bunu da bu şekilde görelim. Tekrar pasif ediyorum. Evet, vitesimi boşa attım. Şimdi aracımın start düğmesine uzun basıyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi aracım çalıştı. Çalışırken de motoru blokelebilirsiniz ama bir dahaki sefere çalıştığında motorun blokeleme işleminden dolayı çalışmayacaktır. Yine aracımın park lambalarını yakarsam, aracımın parklarını yaktım. Hemen bakın, parklarını yaktığım zaman üzerine hemen çember kırmızı yanıyor. Eğer blokeliyse arkadaşlar bu ışık yanmıyor, sürekli flash yapıyor. Bu da aracın
park lambalarını karanlıkta yaktığımız zaman güzel durması açısından buraya eklemiş olduğum bir aydınlatma. Aydınlatması da kırmızıydı. İçini söktüm. Ben onu bir miktar turuncuya doğru çevirmeye çalıştım. Aracımın konsol renkleriyle uyumlu olsun diye. Ve birazcık daha soft bir renk yaptım. Yani üzerini birazcık daha siyah kalemle boyayarak, hatta turuncu kalemlerle LED'imin ışık şiddetini azaltmış bulunmaktayım. Tekrar parkı hemen söndürürsem hemen yaklaşık bir saniye sonra da benim sensörümün ışıkları da sönecektir. Şimdi aracı stop ediyorum. Az önce söylediğim gibi modülümüzün üzerindeki düğmeyle ayarlama ve deletleme işlemini yapabiliyoruz demiştim. Şimdi burada bizim Nexon HMI ekranla da haberleşme işlemini yaptırabiliyoruz. Nasıl yaptırabiliyoruz? Hemen şöyle vitesimizi atalım. Modül ayarlarına girdiğim zaman, modül ayarlarından şöyle parmak izine tıkladığım zaman bakın hemen haberleşme işlemi gerçekleşti. Sayfaya direkt giremiyorsunuz çünkü güvenlik gerekçesinden dolayı. Mesela dokunuyorum yanlış parmakla, reddedildi. Tekrar dokunuyorum. Evet, onaylandı ve geçiş sağladım. Şimdi burada arkadaşlar motor korumayı kendim aktif edebiliyorum. Mesela işte buradan basarak motor koruma aktif diyorum ve sayfadan çıkıyorum. Veriyi aldığına dair bana direkt bilgi geldi. Şöyle gördüğünüz gibi ışığım da yanıp yanıp sönüyor. Tekrar mesela kontağı kapatıp açalım. Tekrar çünkü aracın orijinal sisteminde de öyle. Kontak kapandığı zaman tekrar açıldığında sistem devreye giriyor. Evet, bunda da bakın tekrar sistemi açtığım zaman modül devreye girmiş oldu. Tekrar bunu buradaki düğmeye basarak da açabilirim. Veya buradaki parmak izine bölümüne basarak da aktif edebilirim. Aktif pasif edebiliyorum. Bu şekilde sistem bakın tekrardan pasif konuma geçmiş oldu. Tekrar parmak izine basıyorum. Tekrar benden onay istiyor. Yine bu şekilde yapmış olduk. Buradan format atabiliyoruz. Aynı zamanda tanıtma işlemi de yapabiliyoruz. Motor blokemizi kaldıralım. Motor bloke kapansın. Buradaki tanıtma düğmesine basıyorum. Evet, LED'imiz daha bu sefer hızlı hızlı yanıyor. Zil ötüyor. Mesela dokunuyorum. Bir kez daha dokunmam istiyor benden. Onay istiyor. Bu parmağımızla. Evet, artık zilimiz de öttü. Ve motor korumayı kapattık. Bu şekilde sistemden çıktım. Tekrar mesela bakın bu parmağımı dokunursam artık bir daha benden dokunmamı istiyor. Motor blokeyi aktif etmek için. Evet, artık motor blokemiz ikinci parmağımla da tanıtıldığı için aktif oldu. 100 küsür tane parmağı arkadaşlar buna tanıtabiliyorsunuz. Dolduğu zaman tekrar silebilirsiniz. Veya modül üzerindeki düğmeden de basarak da silebiliyoruz. Tabii ki modüle ulaşım zor olduğu için ben buradaki ekrandan yaptım. Bu şekilde böyle bir projemiz var. Tekrar basılı tutuyorum. Evet, aracımız gördüğünüz gibi çalışmadı. Tekrar basılı tutarak kapatıyorum ve sistemi çalışma sistemini bu şekilde görmüş olduk. Benim söyleyeceklerim modülle ilgili bunlardı. Umarım faydalı ve güzel bir proje olmuştur. Size de ilham olmuştur. Sizler de kendi aracınıza benzer şekilde kart tasarlayarak veya işte ilgili kartı benden isteyerek modüle ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi benim yaptığım aracıma proje bu şekildeydi. Ayrıntılar da bunlardı. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.